Zehra Hanım. Yani şey basına. Evet. Aslında şey yani nasıl diyeyim? Ya ben şu hani sahte evlilik meselesi vardı ya, onu bir tekrardan düşündüm de. Hı hı. Yani şimdi benim sizi bu durumda böyle yüzüstü bırakmam pek doğru olmayacak. Yani. Yani siz? Evet, ben evlenme teklifinizi kabul ediyorum. Benim. Hı hı. Çok özür dilerim. Gerçekten çok fazla sarıldım. İnanın o kadar mutlu oldum ki. Ya ne yapacağımı şaşırdım. Gerçekten evlensem ancak bu kadar sevinebilirim. Yok yani çok fazla da sarılmadım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yani size yardımcı olmak için öyle düşünün yani. Telefonunuzu alabilir miyim? Ha, tabii. Vereyim. Buyurun. Çaldırdım. Kaydederim. Selin. Ben de seninle konuşacaktım. Buyur Hala ablacığım. Nedir bu saçmalık Allah aşkına? Ya, ne bu? Ya bana da anlatır mısın lütfen bu Zehra'nın evlilik meselesi? Birbirlerini seviyorlar Hala ablacığım. Yani biz ne diyebiliriz ki? Ya bırak Allah aşkına, bari sen böyle söyleme Selin ya. Ne sevmesi? Bu kadar zaman aşkı arayan kız yani bula bula 3 günde şu hocaya mı aşık oldu? İnanılır şey mi bu ya? Hani filmlerde izleyince ayıla bayıla inanırız ya. Gerçek hayatta niye olmasın ki? Baksana ne kadar güzel görünüyorlar. Ay. Ay. Yılın aşkı kızım bu. Ay, aşkın önünde hiçbir engel duramıyor vallahi. Zehra abla ile Ziya Hoca. İmkansız bir aşk. Darısı. Darısı benimle. Kim? Kimin? Evet, sen de kim? Ya darısı benim başıma. Hayır hayır, kim söyle kim? Kim gelse anlat bakayım bana sen. Kim at. Görüşürüz. Ne yaptın oğlum sen ya? Geçen gün kızı dedesinden resmen istedin. Şimdi evlenme teklifini kabul ediyorsun. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Ya hocam merhaba. Merhaba Zehra Hanım. Nereye böyle? Ya camiye geçiyorum. Geç kaldım da biraz acelem var. Bırakayım ben sizi. Ya ben kullansam olur mu? Gerçekten acelem var ya. Olur tabii. Tamam. Sinir şeyler.
yani öyle yola mı çıkılır? Efendim hocam? yani yayalara yol vermek lazım onu diyordum. Evet tabii. Güzel okundu ya, geç kaldım. Hocam dikkat! Ya biraz dikkat kardeşim ama ya! Kusura bakmayın, birazcık hızlı kullandım arabayı ama malum ezan okundu, geç kaldım. Yok, bunlar iyiydi. Acıktım. Kalkıp bir şeyler yiyeyim bari. Bu gidişle 100 kilo olacağım stresten. Kim var orada? Annemin tablosu. Zehra kızım! Zehra! Ya uyansanıza! Gelseniz de buraya, Zehra'ya bir şey olmuş! Zehra! Zehra! Zehra abla! Ya odana bak! Ben doktor çağırdım. Doktor çağırdım, doktor çağırdım! Zehra! Zehra! Kızım Zehra! Zehra! Nefes alıyor baba, tamam merak etme. Yaptırım, bırak merak etme. Git doktoru çağırsan burada. Tamam, ver suyu. Ver. Zehra! Zehra, uyan bir kızım, hadi Zehra. Hadi. Geldik. Zehracığım, Zehra, uyan. Hadi, geldik. Zehra. Kalk canım, kalk. Maşallah. Bir de annemin tablosu.
tablosunu çalmışlar. Ya baba, bırak şimdi annenin tablosunu. Sana bir şey olmasın yavrum, yavrum. Biraz su iç gel. İç bakayım. Işıkları açsanıza, ne duruyorsunuz be? Hadi. Bırak şimdi, hadi demin. Sen de git doktoru getir, hadi. Tamam baba, tamam. Yok bir şey, yok. Tamam, bırak tabloyu şimdi, boş ver tabloyu. Anne. Sana yok bir şey yavrum, yok bir şey. Dede, kanıyor mu dede? Çok acıyor. Tamam, elleme. Şimdi doktor gelecek. Nerede kaldı bu doktor yahu? Geliyor. Ne geliyor? Siz de baksanıza, çağırsanıza tekrardan. Tamam, yok. Dede, tabloyu götürdün. Ya hala tablo diyorsun yavrum, hala tablo diyorsun yahu. Bırak. Şöyle bir bakın efendim, tablo bu mu? Paranı aldın değil mi? Aldım efendim, aldım. Teşekkürler, sağ olun. Aferin lan Cengiz. Kedi oğlu bir fare yakaladın. Eyvallah. Ay bir tablo için ne de yıprattınız kendinizi. Ay sağlık olsun. Sıkmayın bu kadar canınızı. Yani babacığım, Tülin iyi ki size bir şey olmamış demek istiyor. Yani baksanıza, Zehra resmen hırsızla böyle kafa kafaya gelmiş. Zehra, kızım, inat etme. Hadi gel bir doktora görünelim. Hadi. İyiyim ben dede. Geçti başımın ağrısı. Ben annemin tablosunu üzülüyorum. Zehracığım, üzülme. Annemin tablosunu geri alacağız. Ben Ünsal'a haber verdim, gelecek. Ha, ne güzel. Ünsal mı gelecek? Güzel. İşin yoksa bir de onunla uğraş. Şu işe bak ya. Kızım, hadi sen yukarı çık, istirahat et. Hadi. Tamam dede. Hocam sizden çok özür dilerim. Ne zaman gelseniz Namık bir rezalet çıkartıyor. Vallahi benim için hiçbir problem yok Seval Hanım. Size bir şey olmasın, ben ondan korkuyorum. Hocam bir çay daha içer misiniz? Zahmet olmasın. Rica ederim. Ben de çay alayım kardeşim, ben bir lavaba geliyorum. Tamam. Yarım kaldım abi. Ay Zehra, bademli kurabiyelerden de alalım mı? Ya sizin bu hastanede de çok güzel yapıyorlar be. Çok güzel yapıyorlar da Selin, o da hastalık gibi. Durduramıyor insan kendini. Aa! Ziya Hoca aynı Seval'e bak ya. Seval kimdi ya? O gün anlattım ya sana, Ziya Hoca'ya kafayı takan kız. Aa, evet hatırladım. Adamın içine düşecek resmen. Hiç utanmıyor, onu orta yerde nişanlı adamı asılmaya. Göstereceğim ben şimdi ona nişanlı adamı. O da fırsat vermesin canım. Baksana, ne kadar mutlu görünüyor halinden. Bence de. Ha Seval Hanım ya, bu çiçekler de burada böyle. Ben bunları atayım mı? Verin hocam, ben atarım. Alerji yapmasın yine, tıkanmayın. Koklamazsam bir şey olmaz hocam. Aa, çiçek veriyor resmen ya. Vay. Ziya Hoca'ya bak, nereye bakan yürek yakanmış. Yürü Selin. Ben atayım bunları hocam. Aa, Zehra. Muhabbetinizi bölmek istemezdim Ziya'cığım ama sana bir hediye aldım, onu vermek istemiştim. Al canım. Allah Allah, vallahi sürpriz oldu benim için de. Vallahi sizinki bizimkine bir masar. Ben açayım o zaman işte bunu da. Siz otursanıza, ayakta kaldınız. Oturmayız. Rahatsız etmeyelim biz sizi.
İyi günler. Bademli kurabiye. Başlatma şimdi bademine Selin. Yürü. Zehra Hanım biraz sinirli miydi hocam? Biraz da değişik bir hediye verme stili var kardeşim. Şiddetli, vurgulu falan. Bana müsaade Seval Hanım. İyi günler. Hadi Şevket, görüşürüz. Kardeşim kolay gelsin. Sağ ol. İyi günler. İyi günler hocam. Ben buradayım. Ben bir tane çay alabilirim. Teşekkürler. Of. Beyler. Kenan abi bu tablo işine fena taktı. Biliyorum. Eğer bu işi halledemezsek bu iş bize fena patlayacak, bilginiz olsun. Merak etme, biz planımızı yaptık. Bak şu kapı var ya, 40-45 saniyede açılıyor. O arada tak, ayıklayacağız kızı. Abi. Zehra'nın arabası bu. Yanında biri daha var abi. Kim ki lan? Yürü, yürü, yürü. Olursa olsun Zehra'yı buradan almadan gitmeyeceğiz. O zaman hadi yürüyelim arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika ya. Bu Ziya Hoca değil mi? Ne işi var lan bunun burada? Arkadaş herif her yerde çıkıyor karşımıza ya. O da malikaneye gelmiştir abi. Of. Ya vuralım kafasına, indirelim, alalım kızı ya. Ne uğraşıyoruz, ne duruyoruz burada ya? Ziya Hoca gibi muhterem bir insan ha. Muhterem. Muhterem bir insan. Kenan abinin çok büyük saygısı vardır Ziya Hoca'ya. Sakın duymasın. Oğlum sen demedin mi Zehra'yı almazsak ihale bize patlar diye? He? Ziya Hoca buradayken Zehra'yı alamayız. Eğer ki bu bayıltma işini Kenan abi duyarsa seni ömür boyu bayıltır. Allah. Bak Ziya Hoca'ya Kenan abinin çok büyük saygısı var. Çözüm? Şimdi almayacağız. Daha sonra gelip alacağız Zehra'yı. Hey. Bu Seval var ya, Ziya Hoca'yı senin elinden alır. Uyarmadı deme. Böylece sahte evlilik oyunu da biter. Of, dedeme ne derim ben o zaman Selim ya? Nereden çıktı şimdi bu kız? Bir şeye de benzese. Aa, kıskandın mı? Ne alakası var senin? Saçmalama, niye kıskanacakmışım? Allah Allah. Benim tek derdim sahte evlilik oyununun bozulmaması. Hatırlasana, geçen hafta dedem bizim ayrılacağımızı düşünüp nasıl da üzülmüştü. İyi de baksana, çiçekler, miçekler. Evet. Hayır yani, herkes sizin nişanlı olduğunuzu biliyor artık. Hiç. Ziya Hoca'ya hiç yakışmıyor. Seni de rezil ediyor böyle. Aynen. Pis. Zehra! Zehra! Allah Allah, duymadı mı? Duymamazlıktan mı geliyor? Anlamadım ki ben. Ne oluyor lan? Koltuk ne iş? Anlamadım ki, çeyiz mi düzüyor bunlar be? Şevket, koş getir şu paketi servis elemanına. Hayırdır kardeşim, karnım mı acıktı? Ya oğlum bir şey de sorgulama ya. Getir diyorsan koş getir işte, hadi yürü. Tamam, ben de, ben de, tamam. Serhaner. Ben mi abi? Otur lan. Cengiz, hocanın sözlüsüne iyi bakıyorsunuz değil mi lan? Ha? Merak etme abi, sorun yok. Karnı acıkmış, sushi söyledim. Evet abi, sushi. Abi Zehra Hanım onu istedi. Namı da dediğin gibi mahalleye yolladım. Tamam. Ben oraya biraz daha adam gönderiyorum. O Kara Faruk meydana çıktığı zaman paketlersiniz. Kara Faruk bizim mekan nasıl bulacak abi? Ulan Cengiz, ulan Cengiz. Ne mal evsin oğlum senden? Benim mekanımdan
tablo kaldıran kızımı bulamayacak lan. La cezanızı versin. Burada mısın? Buradayım. Beni daha ne kadar burada tutmayı düşünüyorsunuz? Kara Faruk gelene kadar. Kaç kere söylemem gerekiyor? Ben Kara Faruk diye birini tanımıyorum. Zehra Hanım, ama o sizi tanıyor. Benim tanımadığım bir adam nasıl beni tanıyormuş acaba? Pardon, siparişlere geldi galiba. Ben onlara bakıp geleyim. Yeter ya. Tükendim yeter. İyi akşamlar abi, siparişinizi getirdim. Ne kadar kardeşim? 60 lira. Biraz bekleteceğim, bozuk para. Sanırım yemek siparişi verdiler komiserim. Bir paket servis elemanı geldi. Tamam, sakın gözünü oradan ayırma. Sakın, geliyorum ben. Ne diyor amirim, ne diyor? Yemek siparişi vermişler. İster misin? İntikam soğuk yenen bir yemektir amirim. Konuşma lan, konuşma. Biraz daha. Aynen, devam, devam, devam. Aferin. Bekletiyorum ama. Oğlum sen bana mı geçiyorsun lan? Estağfurullah abi, yanlış anladım. Ben bozuk para arıyorum. Başlatma lan parandan. İyi de abi, para ne olacak? Ceza. Ne oluyor lan orada? Kara Faruk! Zehra Hanım, Zehra Hanım. Siz bizim misafirimizsiniz Zehra. Lütfen. Lan şerefsiz, senin yüzünden Ziyacı'nın sözlüsünü kaçırdık zaten. Kenan abi. Kenan'dan önce ben geberteceğim lan seni zaten. Hadi be oğlum ya.
Şevket. Şevket. Kapıyı aç. Ne oldu kardeşim? Ne oldu? Kapıyı aç. Geç, 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 geç. Kafasına dikkat et. Tamam. Çabuk gazla, gazla, gazla. Gazla, gazla. Yürü Şevket, yürü. Kardeşim kusura bakma ama bazen kafan hiç çalışmıyor senin. Niye lan Zehra yengeyi böyle kara Faruk, mara Faruk diye kurtaracağına... ...Ziya Hoca olarak kurtarsan kızın kahramanı olacaksın ya. Oldu Şevket. Oğlum komiser Hüsal falan oradadır. Şimdi yakalanıp tekrar başa dönmeyelim yani. Kardeşim lafımı geri alıyorum, haklısın. Hadi abi yürü, yürü. Kaldır elleri, kaldır. Bu kadar adam toplandığına göre içeride kesin önemli bir şey var. Bunun aynı fikirdeyim amirim. Arada baksana kız, ayıldım ayılmadım. Affet Zehra'm be. Sana bir şey olursa ben ne yaparım ya? Of. Lan bana bak. Bugün aldığımız hayır duaları işe yaradı galiba. Ay dedirsene değil mi? Kardeşim bakarsın yarın bir gün Zehra yengeyle evlenirsiniz. Tabii ayık olursa inşallah, o da kısmetse. Düğün arabanızı ben kullanırım ha, ne dersin? Şevket zevzek zevzek konuşma be. Ne utandın mı lan ha? Lan yürü. Allah'ım yarabbim ya. Ya Zehracığım daha önce söylemiştim ama bir kere daha söyleyeceğim. Bir iç mimarlık ofisi ancak bu kadar estetik olabilir. Yani gerçekten çok etkileyici. Teşekkürler Semih'ciğim ama seninle birlikte tasarladık. Senin ona kompliman yapmadım diye şimdi darılır. Ay niye darılacağım canım? Yani tasarımı çoğu bana ait zaten. Yani Semih'ciğim bütün iltifatlarını kendime kabul ediyorum. Yo, hiç de öyle değil. Vallahi üzgünüm Zehracığım. Okuldayken de benden kopya çekerdin. Aa, kuru iftira. Benim yaptığım çizimlere ismini yazıp hocaya veren sen değil miydin canım? Kızlar, kızlar. Benim yüzümden kavga etmeyin. Çakala bak ya. Herkese nasıl da oynuyor. Her yeri başka oynuyor lan bunun. Ama ben bu oyununu bozarım arkadaş. Semih! Canım! Hoş geldin. İyi, sen nerelerdeydin asıl Zehra'dan öğrenince geldiğini? Vallahi sevinçten havalara uçtuk. Ya nasıl özlemişim ya. Daha da fıstık olmuşsunuz ha, haberiniz olsun. Hoş geldiniz. Canım, hoş bulduk. Sen de hiç değişmemişsin. Daha da yakışıklı olmuşsun. Daha bir tehlikeli olmuş değil mi? Evet. Kızlar, şımartıyorsunuz beni ama. Yok kardeşim, yok. Bünyem kaldırmıyor bu. Dalacağım ben bu herife. Zehra? Sen sözlendin mi yoksa? Aa, ne zaman? Çok ani oldu. Kusura bakmayın, haber de veremedim size. İnanmıyorum. Ne oldu Deniz? Ya çocuklar çok sevindim. Yani okul zamanından beri sizi birbirinize çok yakıştırıyordum. Tebrik ediyorum. Aa, Semih? Zehra? Ay canım, mutluluklar dilerim. Ne oluyor lan? Maalesef kızlar, ben biraz geç kaldım. Zehra'yı başkasına kaptırdım. Başka birisi mi? Şaka yapıyorsun. Kime? Ziya Hoca. Ziya Hoca mı? O da kim be? Ziya Hoca. Tanıştırayım. Zehra'nın sözlüsü. Aynı zamanda mahallemizdeki caminin hocası. Nasıl yani ya? Ayıp böylesin Semih. Çok şakacısın. Şakacı, şakacı. Şaka yapmıyorum. Nasıl yani? Yok artık. Şaka değil mi?
Ne oldu, beğenemediniz mi cancanlar? Kıl kaptım ben bu ikisine. Semih'in tıynetinden bunlar. İfadenizi alacağım, sıranızı bekleyin siz. Vallahi ne diyeyim kızlar? Bizim Zehra bir cami hocasıyla evlenme kararı almış. Vallahi aşkın gücü. o zaman Semih bize kaldı. Mızıkçılık yapmak yok Zehra'cığım. Hayırlı olsun hocam. Zehra'cığım, Allah tamamına erdirsin. Hocam, izin var mı? Bir arkadaşımı tebrik edeyim. Yok artık. Yani bunun için de izin alacak falan değilsin değil mi? Yok yok, izin al canım. Çarpılırsın, aman diyeyim. Ben böyle sarılırken çarpılırmışım. Böyle... Yani... Ben adamı öyle değil, böyle çarparım. Oh! Oh! Ziya hocam. Hocam ne yapıyorsunuz? Sana ne? Sen hiç konuşma Zehra. Hocam ben ne yaptım? Allah Allah. Bu iki tane ergen kokoş karının yanında hiç savunmadın bile beni. Bir de konuşuyorsun. Sözlüğün özlüğünde değilim artık. Al gördüm gerçek yüzünü. Hocam yapma, ne olur terk etme beni. Yalvarırım, bırakma beni, ne olur. Gülüm, gülüm. Ne demişler? Son gülen iyi bilermiş. Semih'ciğim, sıkıldım ben. Çıkıp biraz gezebilir miyiz? Vallahi patronun izin verirse çıkar dolaşırız şekerim. Ne patronu? Sen bilmiyor musun? Ben burada işe başladım. Zehra benim patronum. Yani çok ısrar etti, ben de kabul ettim. Böyle güzel patronu nereden bulacağım değil mi? O yüzden o izin vermezse şuradan şuraya gidemeyiz. Saçmalama Semih. Yarın başlarsın. Gidip yapın ne yapmak istiyorsunuz. Melis, şimdi nereye gidiyorsun? Canım benim biraz başım ağrıdı, eve gidiyorum. Tamam. Zehra, söylesene bana nasıl oldu bu iş? Kız yoksa kendini dine mi verdi? Ama çok karizmatik adam. Alırlar elinden, dikkat et. Hocam beni sevmiyorsunuz değil mi? Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Seviyor musunuz? Hocam son kararınız değil mi? Eminsiniz, beni sevmiyorsunuz. Hocam. Anladım. Hocam beni sevmeyin olur mu? Lütfen rica ediyorum beni sevmeyin. Tamam mı? Sevmeyin. Hocam yalvarıyorum beni sevmeyin. Yok, sevmiyorum be. Kıza bak, kabusum oldu be. Rahatsız. Hocam beni sevmeyeceksiniz değil mi? Lan! Sen nereden çıktın ya? Lan sus! Ne bağırıyorsun, niye bağırıyorsun ya? Beni niye yataktan fırlatıyorsun, korkutuyorsun ya? Seket! Bu ne ya? Ne yapıyorsun kardeşim? Niye bağırıyorsun? Bir şey mi? Ne oldu? Ya ne bileyim Serket, oh çok şükür rüyaymış ya. Of, ne oluyor lan? Ne rüyası gördün? Ya şu Zehra'nın sorusu beni benden alıyor artık, ruh hastası ya. Ne sorusu oğlum? Ya takmış sen beni seviyor musun diye sorup duruyor ya. Onu sevmediğimi ispatlamam lazım. Niye, manyak mısın? Seviyorsun kızı. Serket, yatıyı sevmek kelimesini duymak istemiyorum artık. Burama kadar geldi ya. Yatıyı abi, yatayım. Aman ne yapıyorsun sen, yap ben de bir şey... Bağırma çok. Bağırma.
Zehra Hanım. Zehra Hanım. Zehra Hanım. Kalk. Kalk. Kalk, kalk. Kalk. Adamlar etrafımızı sarmış, sesler geliyor. Ne? Şuradan arkadan dolanacağım. Sen kapıyı aç, adamı oyala. Nasıl oyalayacağım? Bilmiyorum. Bir şeyler yap. Dikkat et. İyi ki geldiniz. Ben de diyorum biri gelseydi de beni kurtarsaydı. Ne yapacağımı şaşırdım burada böyle kalınca. Ne saçmalıyorsun sen be? O hayvan herif zorla buraya kaçırıp hapsetti beni. Ne saçmalıyorsun sen be? Siz de maşallah güzel hikaye yazıyorsunuz ha. Oyala dediniz. Oyala dedim de. Allah Allah. Ne? Adam kaçırdı falan filan. Allah Allah. Beğenmiyorsanız kendiniz oyalasaydınız. Tamam neyse. Şu ara bölmeden arka bahçeye doğru çıkalım. Hadi. E bu ne olacak? Ne bileyim ben, geliriz bir ara temizleriz hadi. Hadi. Hocam hadi kaçalım. Ya adamların silahı var, bizi kuş gibi avlarlar. Nereye kaçıyoruz? Ya buraya gelirlerse ne yaparız? Ne yapalım, biz onları avlayacağız. Yapacak bir şey yok. Siz bu durumuna da bakayım. Nereye? Bir bakayım kaç kişiler, ne yapıyorlar. Bir ona bakıp geleceğim. Tamam. Arkadaşın nerede? Yok. Nerede? Vurma. Hadi Ziya Hoca vur. Vur, yenebilirsin onu, vur. Duracağına yardım etsene. Hocam az kıpırdayın, sabit durun. Dol. Ay. Ay özür dilerim. Vur. Hadi vur. Oh. Tamam bırak, sen yardım et. Ay, git git. Bırakamam, gidemem. Ya git hadi git. Kaldır ellerini. Vallahi çok iyiydiniz ya. Bravo. Kafamı kırdınız yani. Hey, bu çok eğlenceliymiş ya. Hadi gidip diğerlerini de indirelim. Anlamadım. Diğerlerini de indirelim diyorum. Allah Allah. Senin de içinden bir Amazon kızı çıktı ha. Bu ne hal ya? Öyleymiş. Ben de yeni fark ettim. Yeni plana hazır mısın o zaman? Hazırım. Bacağım bizi ilgilendirmez. Hoca nerede kadın? Ben sana bacağım diyorum. Sen bana hocayı soruyorsun. Ne bileyim ben nerede? Ah, acı çekiyorum. Yardım etsenize. Yanında değil mi senin? Sabahtan beri peşinizde koşturup duruyoruz. Bak böyle yapmaya devam ederseniz ne olur biliyor musunuz? Ne olur? Ya Zehra Hanım ne yapıyorsunuz? Hadi kalkın. Ya ne gülüyorsunuz? Garip bir şey çıktı sizin içinizden de bu akşam ya. Hadi yürüyün. Efendim bugün burada değerli arkadaşım Ekrem Bey'in çok sevgili torunu Zehra Hanım ile nişanlısı Ziya Bey'in hayatlarını yasal olarak birleştirmelerine tanık olmak için toplanmış bulunuyoruz. Hoş geldiniz efendim. Aman Allah'ım, gerçekten evleniyoruz. Lan ne oluyor, ben harbiden Zehra'nın kocası mı oluyorum şimdi? Hocam bir şeyler yapmalıyız. Ne yapabiliriz ki Zehra Hanım? Thank you.
Ne demek olamaz kızım? Saçmalama. Beni kalpten mi öldüreceksiniz? Tefeciğim Allah korusun, ben şey için dedim, olamaz dedim öyle. Ne için? Dedeciğim şunun için. Gördünüz mü bak? Ben demiştim değil mi evlilikleri sahte diye. İş ciddiye binince nasıl telaşlandılar. Anne. Ne anne? Şşt sus ya. Herkese rezil oluyoruz Allah aşkına. Ay senin şu takıntın beni gebertti zaten. Ne? Sus ya. Bugün sus bari. Ay sen sus be. Dedeciğim haberiniz yok ya. Deminden beri ne oluyor? Ben Ziya'nın ayağına ilk ben basacağım diyorum. Ziya da diyor ki hayır ben basacağım. Ben de olmaz öyle şey diyorum. Evet yani öyle söyledi. İlk ben basacaktım. Yani öyle dedi. İtiraf etsene Ziya mızıkçılık yaptığını. Ama efendim olmaz ki yani. Söz verdi. Önce ben basacaktım. Yok canım ben hiç söz falan vermedim dede. Bir düşüneceğim dedim. Ve düşündüm, düşünüyorum. Hayır ilk ben basacağım. Sen basamazsın. Sadece bu mu? Bu kadar tabii efendim. Ne olabilir ki? Bu. Aa ben de başka bir şey, önemli bir şey zannettim ya. Az daha kalbimi indirecektiniz ya. Önemli olmaz olur mu hiç dede? Ne kadar önemli bir şey bu benim için sen biliyor musun? Ayağı önce basmak. Sonuçta ben bir kez evleniyorum. Yani önemli tabii efendim. Söz verdi bana. Sözünden dönmek olur mu? İlk ben basacaktım yani. Ben bu hem benim bu çocukluğumdan beri bir hayalim. Ya çocukluğunuzdan beri hayaliniz. Evet. Yok bu böyle olmayacak. Gelir misin dedim, konuşmamız lazım. Kendi aramızda çözelim bu durumu. Biz bir sorunu çözüp gelelim. Bir dakika nereye gidiyorsunuz? Dedeciğim biz 2 dakika dışarıda karar verip geliyoruz hemen. Ama kızım misafirler bekliyor. Nikahın ortasında böyle şey yapılır mı ya? Ayıp. Dedeciğim geleceğiz hemen. Tamam hadi. Bak vazgeçtiler işte, görüyor musun? Vazgeçtiler kahretsin ya. Dedim ben inanmıyorsunuz ki bana. Sahte çünkü evlilikleri. Anne saçmalama, sahte olsa niye vazgeçsinler ya? O Ziya Hoca, Zehra. Tebrikler. Teşekkürler yenge. Sağ olun. Ne demek? Yani herkesi kandırmayı başardınız ya. Tebriği fazlasıyla hak ediyorsunuz. Tüleyin. Vakit biraz geç oldu. İstersen biz odamıza çıkalım ha? Ya sen sadece beni susturmayı biliyorsun zaten Ferru. Hiç sorgulama sen, hiç sorgulama. Hala niye sorguluyorsun be kadın? Çocuklar evlendiler. Ne istiyorsun hala onlardan ha? Nasıl bir evlilikmiş bu ha? Yok nikahta kim kimin ayağına basacakmış. Kayıtları yokmuş. Hayır benim anlamadığım balayına neden gidilmiyor? Benim tanıdığım Zehra gerçekten evlenecek, balayına gitmeyecek. Ha hayt, gülerim ben buna be. Zehra, balayına gitmeyecek misiniz? Dedeciğim. Dedeciğimmiş. Şuraya bak, söyleyecek söz bile bulamıyorsun ya. Neden? Çünkü sahte evlilik yaptığınız. Başladın yine ha, başladın yine. Yalan mı? Yalan. Evet, yalan. Yeter. Ziya Hoca, nikahtan önce yok Seyşellere gidecekmiş de, Bahama Adaları'na gidecekmiş de, Venedik'e gidecekmiş de atıp tutuyordunuz, hava atıyordunuz hepimize. Ne oldu? Neden gitmiyorsunuz balayına? Yazın gideceğiz. Oho, yaza kim öle kim kala. Anne yeter artık ya, yeter. Ferru. Tülin. Ay ne var ya Tülin, Tülin, Tülin. Yalan mı yani şimdi bütün bu söylediklerim? Ben kulaklarımla duydum. Kulaklarımla bunların sahte evlilik yaptığını kulaklarımla duydum. Bakın bu yaptıklarınız gerçekten hiç yakışık almıyor. Bir an önce şu saçma sapan mevzuyu kapatır mısınız? Cevap vermeye başladınız demek Ziya Hoca. Madem cevap vermeye başladınız, bence önce balayına neden gitmediğinizi açıklayın. Niye gitmiyorsunuzsa? Açıklayayım Tülin Hanım. Efendim biz Zehra ile bir balayı planı yapmıştık. Ancak bu son zamanlarda yaşadıklarımızdan dolayı sizi çok endişeli gördüğümüz için Ekrem Bey, bu balayı planımızı birazcık erteledik. Canım çocuklarım, işin aslı bir süre gözümün önünde olursanız çok iyi olur. Ama balayına da gideceksiniz. Tabii ki dedeciğim.
Zehracığım, bir ömür boyu mutlu olun. Çok teşekkürler canım. Darısı sana inşallah. Aman aman, seninki gibi olacaksa Allah korusun. Tamam Tülin, tamam. Hadi ama, hadi. Ay ne tamam Tülin ya? Yeter yani. Göz göre göre ayakta uyutuyorlar. Farkında değil misiniz? Efendim, herkese iyi geceler. Mutluluklar, mutluluklar. Hadi. Ferruh Bey, iyi geceler. Sağ olun. Çocuklar, bugün iyice ne yoruldunuz. Hadi bakalım, herkes odalarına. Hadi, git bakalım kızım. İyi akşamlar Melisa'm. Sen bu adamla aynı odada mı kalacaksın? Sorun değil. Ne demek sorun değil ya? Hayatım, hadi biz de artık odamıza çıkalım. Yorulduk. İyi geceler. İyi geceler Semih Bey. İyi geceler Ziya Bey. Lan acaba ne oluyor ya? Kesim. Ya Zehra, at şu adamı dışarı ya. Vallahi katlanamam aynı odada. Tövbe ya. Şimdi biz bu odada yalnız mı kalacağız? Yok. 2-3 kişi daha çağır, birazdan partiye başlarız. Çok komikti. Vallahi komiksiniz ya. Hani başka bir yeteneğiniz var. Harcanıyorsunuz burada gerçekten. Şöyle bir durumda bile nasıl espri yapabiliyorsunuz? Anlamış değilim gerçekten. Ya burada yalnız mı kalacağız derken yatacağız, uyuyacağız işte. Allah Allah. Allah Allah mı? Ne Allah Allah? Uyumayalım mı? Uyun, uyun tabii. Onda sıkıntı yok. Ama burada uyuyamazsınız. Nasıl yani? Bayağı burada uyuyamazsınız. Onu da ben mi düşüneceğim? Zehra Hanım, sahte evlilik teklif ederken siz bunları düşünmediniz galiba. Düşünmedim tabii. Ben nereden bileyim bu kadar ani evleneceğimizi? Tabii canım, siz de haklısınız ya. Ben öyle herkesin ortasında 3 gün sonra düğünümüz var, evleniyorum deyince... siz de tabii hiçbir şey yapamadınız, öyle kala kaldınız değil mi? Anca laf sokun hocam, tamam mı? Mecbur kaldım, söyledim. Siz de biliyorsunuz, keyfimden yaptım sanki. Vallahi Zehra Hanım, ben onu bunu bilmem. Madem mecbur kaldınız, bunun ceremesine de katlanacaksınız efendim. Ne oldu, niye öyle tuhaf bakıyorsunuz? Nasıl bakıyorum? Ne bileyim, bir tuhaf bakıyorsunuz işte. Ne yapayım hocam? Boynunuza mı atlayayım, sarılayım? Ya boynuma atlamanızı beklemiyorum tabii de şu şekilde de bakmayın yani, bir tuhaf oluyor. Of tamam ya. Zamanla alışırım herhalde. Ne yapayım? Yavaş yavaş. Hem bir şey soracağım. Bu sizin için de kötü bir durum değil mi? Yani biz gerçekten evli değiliz. Hı hı. Siz de bir din adamısınız. Ortada gerçek nikah olmadığına göre... bizim aynı odada kalmamız günah değil mi? Günah tabii. Yani günah da ben de bunu yani size yardım etmek için yapıyorum ya. Benim günahlarım da size yazılıyor vallahi. Olmaz. Yazılamaz. İstemem ben öyle günah falan. Niye bana yazılsın canım? Allah Allah. Niye sizin yüzünüzden günaha girecekmişim ben? Ya ne demek senin yüzünden günaha giremem ya? Sanki sahte evlilik olayını ben teklif ettim ya. Hocam ne yapıyorsunuz? Bir dakika ya. Günaha mı giriyorsunuz? Günaha değil, yatağa gireceğim, yatacağım, uyuyacağım. Olmaz. Ne demek olmaz? Olmaz. Giremezsiniz. Burada da uyuyamazsınız. Çıkın odamdan. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Burada kalamazsınız. Zehra Hanım, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Ben bu saatte nereye gideyim ya? Nereye giderseniz gidin. Orasını ben bilemem. Sabah gelirsiniz erkenden, odadan yeni çıkıyormuş gibi yaparsınız. Hadi çıkın odamdan derhal lütfen şimdi. Nereye gidersen git. Allah'ım ya Rabbim, çattık ya. Ama tabii kabahat bende ki size yardım ettim yani. Her seferinde siz başıma kalkın. Yardımınızı, yaptığınız iyiliği. Ne alakası var hocam ya? Ben sadece bu odada kalamazsınız dedim. Hepsi bu. Ben de meraklı değildim zaten sizle beraber kalmaya. Hmm, belli oluyor. Onun için attınız kendinizi hemen yatağa. Pes. Pes. Bay bay. Gece gece düştüğüm şu hale bak ya. Ay!
ödümü kopardınız Melis Hanım ya. Ya ne işiniz var gecenin bu vakti burada? Ay kötü bir şey yoktur umarım. Zehra'yı mı terk ediyorsunuz yoksa? Ya yok, ne terk etmesi ilk akşamdan? Allah Allah, ne diyorsunuz siz ya? Tamam. Ne arıyorsunuz o zaman burada? Ya su içmeye gitmiştim de odaları karıştırdım galiba. Tabii normal. Bu evde ilk geceniz. Aksi olmasın da. Yoksa biliyorsunuz. Neyi biliyorum? Ulan sahte imam olduğumu bilen kesin bu kız. Anlamıştım zaten. Neyi biliyormuşum ben Melis Hanım? Yuh ya, nasıl da aptala yatıyor. Ben size söylemiş olayım da. İyi geceler. İyi geceler. Yok, bu kızı sahte imam olmadığımı inandırmam lazım. Yoksa başım belaya girecek anlaşıldı. Günaydın. 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 Günaydın oğlum. Günaydın babacığım. Hayırdır? Senin yengem nerede? O çok erkencidir yok. Şeyde o ya. Gelir şimdi. Geldim. Günaydın. Oo. Bu ne neşe sabah sabah? Alışmışız senin o Nemrut suratına. Şaşırdık. Babacığım. Bugün büyük gün benim için. Ve Zehra ve Ziya Hoca için de büyük gün. O ne demek? İzleyince görürsün canım. Pardon. Ay pardon babacığım, rahatsız ettim ama şöyle. Merak etmiyor musunuz? Hadi gelsenize. Pardon. Kızım gelsene sen de. Zaten yengem bu evliliğin sahte olduğunu anlamak için fırsat kolluyor. Biziz. Şimdi de bizi mi kaydettin? Utanmıyor musun hiç? Bu ne rezalet? Kapa şunu! Kapa! Asla, asla. Hayır, kapatmam. Ölürüm de kapatmam. Bu deli. Bu evliliğin sahte olduğunu size ispatlayacağım. Hepsini izlemenize gerek yok. Sadece sonunu izleseniz yeter. Tek bir cümle. Kapat şunu yenge. Kapatmayacağım. Çek şu elini. Kapatmayacağım. Asla kapatmam. Kapat şu rezaleti, kapa! Ya kapatmayacağım. Anne, nasıl böyle bir saçmalık yaparsın ya? Ya lütfen kapatır mısın şunu bak? Rezil ediyorsun beni, lütfen. Melis, sen sus bari. Yenge ama bu çok saçma ya. Ne demek bir insanın yatak odasına kamera yerleştirmek? Yok artık yani. Evet ya, bu yaptığınız bir ayıp yani şu yaptığınız. Ferro, sana yazıklar olsun. Evlendiği kadına bak. Hiç utanmıyor musunuz ha? Babacığım. Bak, başlatma babana. Bak, karın denecek kadın iki insanın özel hayatına giriyor. Bundan büyük ahlaksızlık mı olur be? Bu şekilde davranın. Herkes anlasın bu evliliğin sahte bir evlilik olduğunu, tamam mı? Bu ne demek oluyor? Zehra, nasıl gerçekten bu evlilik sahte mi ha? Her şeyi benim gözümü boyamak için mi yaptınız yoksa? Zehra, sen böyle bir şey dedeme nasıl yaparsın ya? Abla! İkiniz beni kandırdınız diye. Hayır dedeciğim. Dedeciğim biz kamerayı fark ettik Ziya'yla. Ve Tülin'in bunu gelip sizi yetiştireceğini bildiğimiz için bilerek yaptık bunu. Yalana bak, yalana bak. Ya her şey kabak gibi ortada. Sen daha neyi inkar ediyorsun ya? Sizin evliliğiniz sahte. Bizim evliliğimiz sahte değil, tamam mı? Zehra, bağırıp durma. Her şey ortada işte. Söyleyecek başka bir şeyin yok. Ben bu evliliğe başından beri inanmamıştım ki zaten. Semih, bu iş bitti mi sence ha? Bitti mi bu evlilik? Vallahi açıkçası umurumda değil. Değil mi? Ne oldu babacığım? Hani ben iftira atıyordum, hani ben paranoyaktım. İşte buyurun, buyurun bu çok sevgili biricik torununuz sizi nasıl kandırmış, görün. Yenge,
yenge, dedemin üstüne fazla gidiyorsun. Bak zaten adam şokta, bir şey olacak şimdi. Dedeciğim. Dedeciğim, bizim evliliğimiz sahte değil. Biz Ziya ile birbirimizi seviyoruz. Eğer sahte olsaydı... ben hiç hamile olur muydum dede? Ne? Hamile mi? Hamile misin? Evet, biz Ziya ile bebek bekliyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Aslında biz Ziya ile sizi yemeğe çıkarıp bu sürprizi orada paylaşmak istemiştik ama böyle oldu. Ziya canım, çok özür dilerim. Mecbur kaldım, paylaştım. Ne yapalım? Zararı yok. Aslında şey oldu bizim. Tamam. Yoksa siz önceden mi imam nikahını kıydınız ha? Evet dedeciğim, biz erken kıydık imam nikahını. Güzel, güzel, güzel. Canım benim, canım. Tebrik ederim sizi çocuklar, tebrik ederim. Bu haberle bana dünyaları verdiniz Zehracığım. Canım, tebrik ederim. Hala inanamıyorum. Ya inanma zaten. İnanma Melis. Ay Zehra, ben gerçekten yani o kadar şaşırdım ki nasıl tepki vereceğimi. Ya tebrik ederim. Ne diyeyim? Çok mutlu oldum. Yani her şey güzel olsun. Daha inanamıyorum, böyle küçükken bebeklerimizle oynardık. Şimdi kendi bebeklerimizle oynayacağız. Ay şaka gibi. Zehracığım, adını ne koyacaksınız? Kırın! Pırını pırdını topla! Bu evi terk edeydi! Hadi! Bacı! Başlatma babana! Sen de terk et! Kalk! Ben ne oturuyorsun? Hadi git hadi! Hepiniz gidin! Yürü Feruk, gidiyoruz. Güle güle! Alas mı aldık? Baba? Efendim, biraz sakin olun lütfen. Bir şey olacak diye korkuyoruz vallahi. Zehra Hanım, siz ne dediğinizin farkında mısınız ya? Sahte koca oldum yetmedi, şimdi sahte baba mı oluyorum ben? Hocam, ben keyfimden mi dedim? Mecbur kaldım işte, biliyorsunuz. Görüntüleri görmediniz mi? İyi de yani Zehra Hanım, bir hoca olarak itibarımın nasıl zedeleneceğini hiç mi düşünmediniz ya? Sahte evlilik yaptığımız ortaya çıkınca itibarınız daha mı az zedelenecekti, pardon? Ben ne diyeceğim insanlara ya? Mahalleli eğer bunu duyarsa vallahi bittim ben ya. Hocam, biz imam nikahını erken yaptık diyemez misiniz? Oldu Zehra Hanım, bu nasıl bir emirbaki ya? Sahte koca oldum, tamam tamam da bir de çocuk meselesi şimdi. Vallahi bittim ben ya. Benim yüzümden, tamam benim yüzümden. Biliyorum, bir iyilik yaptınız, burnunuzdan getiriyorum. Dedem amcamı da kovdu, yengemi de kovdu. Hepsi benim yüzümden, ben bunları biliyorum zaten. Şaşırdım kaldım, ne yapacağım? Zehra Hanım, tamam. Hocam, çok çaresizim. Yapayalnızım. Tamam Zehra Hanım. Üzmeyin kendinizi. Bu işin sonu ne olacak, nereye gidecek bilmiyorum ama üzmeyin kendinizi, tamam mı? Yani bir şekilde halledeceğiz. Ben yanınızdayım, yalnız bırakmayacağım sizi. Ben sizin hakkınızı ödeyemem gerçekten. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim kızım. Sağ ol.
Dedeciğim. Zehra kızım, yavaş inseydin merdivenlerden. Artık iki can taşıyorsun değil mi? Hı? Ziya Hoca. Efendim. Aman bundan sonra torunumu üzme. Onu artık el üstünde tutacaksın değil mi? Evet efendim, sizi hiç merak etmeyin. Güzel. Zehra, bunu az önce odamdan getirdim. Bu ne dedeciğim? Anneannenin gerdanlığıydı. Aile yadigarı, çok kıymetli bir şey. Sana bunu doğum hediyesi olarak saklamıştım. Ama belki o zamana kalamam diye şimdi vermek istiyorum. Al, bu senin. Dedeciğim, ben bunu kabul edemem. Bu çok değerli. Zehra, sen her şeyden daha çok değerlisin. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Zehra, bu söyleyeceklerimi sakın yanlış anlama ama hamile olmana çok sevindim. Ama Tülin yengem bir konuda çok haklı dedi. Senin için varsa yoksa Zehra. Yani benim ve bebeğimin hiçbir kıymeti yok senin için. Ünsal'a olan öfken gözünü o kadar çok karartmış ki. Yani Zehra'ya bebeğin analı babalı büyüsün derken benim bebeğimin babasız büyüyecek olması umurunda bile değil. Tülin'le amcam da gittiğine göre benim burada kalmamın hiçbir anlamı yok. Ben bence artık evime gideyim. Hoşça kalın. Abla. Bırak gitsin. Şimdi gitme peşinden, seni de üzer. Onun gönlünü alması gereken benim. Bırak kocasının yanına gitsin, haklı. Çocuğunu babasız büyütmek istemiyor. Belki bu vesileyle de barışırlar, değil mi? Ne yapacağım ben şimdi? Sahte hoca seni. Nasıl da kandırdı herkesi. En çok da beni. Şuna bak şuna. Nasıl da hocaymış gibi davranıyor. Pis. Göstereceğim ama ben sana. Ziya! Ziya, çabuk buraya gel. Efendim? Buraya bir gelir misin lütfen? Müsaadenizle beyler. Buyurun Zehra Hanım. Çok önemli bir şey oldu. Ne oldu Zehra Hanım? Ne oldu? Bir de bilmezden geliyorsun. Hayırdır ya, neye bilmezden geliyormuşum ben? Evet Zehra Hanım, buyurun. Cevap bekliyorum hala. Ne yapıyorum ben ya? Sahte hoca olduğunu yüzüne vurursam herkes öğrenir. Dedem de mahvolur. Evet Zehra Hanım, buyurun. Çoraplarınızı hep odaya atıp çıkıyorsunuz. Sizin hizmetçiniz yok burada, tamam mı? Bunu söylemeye mi geldiniz buraya? Evet, bunu söylemeye geldim buraya. Lütfen derli toplu olun. Siz erkekler için önemli olmayabilir ama biz kadınlar için çok önemli bu. Çoraplar. Evet, çoraplar. İlginç, enteresan yani. Sensin enteresan. Siz niye böyle yükseldiniz ki ya? Ben sadece enteresan dedim yani. Ben de sensin enteresan dedim yani. İyi o zaman, ödeştik. Ne diyeyim? Ödeşmişmişiz. Ne diyeyim? Görürsün sen. Ya sabır. Öğle yemeği dedim canım. Kusura bakma. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi bakalım kiminle beraberdim? Kiminle? Levent'le. Hı. Zehra. Hı. Canım, bir şey mi oldu? Bir arkadaşımla konuştum da kafamı karıştırdı biraz. Yani ne söyledi ki kafanı karıştıracak? Evli olduğu adamın aslında o adam olmadığından şüpheleniyormuş. O ne demek ya?
Kadın mühendis olduğunu sandığı Özgür adında bir adamla evleniyor. Sonra bir gün fark ediyor ki adam ne mühendis ne de adı Özgür. Kadını kandırmış yani. Öyle biri yokmuş. Hmm. Sen olsaydın ne yapardın Selin? Vallahi ben olsaydım Zehracığım direkt kocama sorardım. Direkt sorardı yani. Direkt sorardım. Ne yapacaktım? Dedektif mi takacağım peşine? Ay Zehra, bu konuyla alakalı bir film izledim. Adam seri katil. Vallahi çok korkunçtu. Ay sen dur ya, gelmesene beni. Zaten korkarım korku filmlerinden. Sus, sus. Ne çalmanı istiyor? Hiç bilmemen daha iyi Zehra, boşver. Eğer istediği paraysa? Parayla bir ilgisi yok. Hayır, gidemezsin. Kusura bakma, burada izin veremem. Zehra, polisin seni almasına da ben izin veremem. Hayır, kertenkele gidemez. Ben de buna izin veremem. Tam Kenan da her şeyi hatırlamışken. Zehra, sen de izinin farkında mısın? Eğer yapmazsam hapse gireceksin. Ya belki çok az bir cezayla kurtulacaksın. Bu olay yüzünden cezan ikiye katlanacak. Tam Kenan da her şeyi hatırlamışken gidemezsin. Buna mecburum Zehra. Başka çarem yok. Olmalı. Nasıl? Bu sahte evliliğe bir son verelim. Ne? Bir ayı falan beklemeyelim. Bu sahte evliliği bitirelim. Madem bu adam seni benimle tehdit ediyor, elindeki kozu alırsak o zaman sana hiçbir şey yapamaz. Peki dedene ne diyeceksin? Etraftaki insanlar ne diyecek? Boş ver bunları, düşünme şimdi. Bak. Bu çok büyük bir fedakarlık. Bunu kabul edemem. Ne olacaksa olsun. Zehra, benim için durumu daha da zorlaştırma lütfen. Seni tehlikeye atacak bir şeye razı olamam. Bu işin böyle olacağını bilmeliydim zaten. Başından beri seni bu işe hiç bulaştırmamalıydım ama olmadı işte. Sorumlusu sen değilsin ki. Sana sahte evlilik teklif eden ben mi? Tamam da sen Ziya Hoca'ya sahte evlilik teklif ettin. Kertenkele olduğunu bilmiyordun ki. Bu işi çözmeliyim. Kertenkele, sen beni niye bu kadar önemsiyorsun? Çünkü Zehra ben... Çünkü sana aşığım, seni deliler gibi seviyorum. Çünkü sen? Gerçekten sana çok değer veriyorum.